William Clark Chittick. İbnül Arabi, Mevlana ve bu gelenekten gelen sufileri merkeze alarak İslam tasavvuf düşüncesine dair yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan tasavvuf araştırmacısı William Clark Chittick, 1943 yılında Amerika'da Connecticut eyaletinin Milford kentinde dünyaya gelir. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları ailesiyle birlikte Atlas Okyanusu kıyısındaki bu mütevazı şehirde geçer. Üniversiteye Ohio Wooster Koleji'nde tarih bölümünde başlar. 1964-65 akademik yılını Lübnan'da Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde geçirir. Kendi ifadesiyle Beyrut'ta okuduğu bu dönemde insanın kainattaki yeriyle ilgili çok farklı bir perspektif sunan tasavvufla tanışır. Bu tecrübesi sırasında İslam düşüncesindeki derinlikten çok etkilendiğini ve Batı düşüncesinin düştüğü boşluğa kendi ifadesiyle sezgisel bir biçimde vakıf olduğunu ifade eder. Döndüğünde lisans tezini tasavvuf üzerine hazırlamaya karar vermiştir. Aynı dönemde Ağa Han misafir profesörü olan Seyit Hüseyin Nasr'ın açık ders ve konferanslarına katılır. Bu sürede Farsça ve Arapça üzerine yoğunlaşarak tasavvuf literatürüne aşina olur. Üniversiteyi bitirdiğinde Seyit Hüseyin Nasr ile çalışmak üzere yüksek lisansını Tahran'da yapmaya karar verir. 1966'da Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yüksek lisansa başlar. 1971-72 yıllarında Tahran İslami Bilimler Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalışır. 1973-1978 yıllarında Arya Mehr Üniversitesi'nde görev yaparak karşılaştırmalı dinler dersleri vermeye başlar. 1974 yılında Nasr'ın danışmanlığında Abdurrahman Camii'nin Nakdün Nüsus fi Şerhi Nakşil Füsus eseri üzerine yaptığı doktora çalışmasını tamamlar. 1978'de İran Felsefe Enstitüsü'ne katılır. Chittick, 1973 yılında birlikte Tahran'da bulunduğu ve kendisi gibi doktora çalışmalarını yapmakta olan Japon asıllı araştırmacı Sachiko Murata ile evlenir. Bu buluşma, tek bir ömre sığmayacak olağanüstü nitelikte çalışmaların, birbirinden çok farklı kültür ve dillerin beslediği, derinlik, incelik ve idrak zenginliğiyle bezenmiş, ancak daima mütevazı bir yaşamın da evi olacaktır. Yalnızca günlük hayatı değil, çalışma hayatını ve anlam dünyalarını da daha sofistike kılacaktır bu evlilik. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Çin'den Japonya'ya, Hindistan'a, Türkiye'ye, dünyanın farklı coğrafyalarında kendine özgürlükleriyle tanınacak, benimsenecek ve her gittikleri yerde çok sevileceklerdir. Chittick, Tahran'da geçirdiği 12 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla Arapça ve Farsçayı ileri seviyede öğrenir. Abdurrahman Camii'nin Nakdün Nüsus fi Şerhi Nakşil Füsus eserini konu aldığı doktora çalışması, bundan sonraki çalışmalarının İbnül Arabi düşüncesi üzerine yoğunlaşmasında etkili olacaktır. Bu süre zarfında kısa zaman aralıklarında 3 kez Türkiye ziyaretinde bulunarak Türkiye'deki kütüphaneleri dolaşır. İbnül Arabi ve Sadreddin Konevi'nin eserlerine çalışır. Bu sırada Sadreddin Konevi'ye göre Varlığın Birliği adlı bir makaleyi kaleme alır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde araştırma yaparken İbnül Arabi ve entelektüel mirasının sadece Arap ve İran coğrafyasında değil, Türkiye için de çok özel bir konuma sahip olduğuna ve bu coğrafyanın düşünce geleneğinin şekillenmesindeki etkilerine tanık olur. 1979'da İran devrimi henüz başlamadan eşi Sachiko Murata ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne döner. Bir süre işsiz kalır ve daha sonra birçok dile de çevrilecek olan Sufi'nin Aşk Yolculuğu, Mevlana'nın Manevi Öğretisi adlı kitabını yazar. 1983 yılında New York Stony Brook Üniversitesi'nde Dini Çalışmalar bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlar. 1988'de buradaki görevine bir seneliğine ara vererek Fulbright bursuyla Hindistan'a gider. 1992 yılında Karşılaştırmalı Çalışmalar bölümünde doçent olur. 1995'te Harvard Üniversitesi'nde Dünya Dinleri Merkezi'nde çalışır. 1996-2003 yıllarında New York Stony Brook Üniversitesi'nde aynı bölümde profesör olarak araştırmalarını yürütür. 2003 yılında Asya-Amerika Çalışmaları bölümüne geçer. New York Stony Brook Üniversitesi'ndeki bu görevini 2016'dan beri seçkin profesör unvanıyla sürdürmektedir.
Bu süre içerisinde çeşitli fon ve unvanlarla farklı üniversite ve enstitülerde araştırmalarda bulunur, dersler verir. Stony Brook Üniversitesi Editörler Kurulu üyesi, Harvard Üniversitesi Arap Edebiyatı Misafir Profesörü, Paris Sosyal Bilimler Yüksekokulu Araştırma Direktörü, Pekin Üniversitesi Kenan Rifai Seçkin İslam Profesörü, Çin Minzu Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Fahri Profesörlük görevlerinde de bulunan William Chittick birçok ödül alır. 2000 yılında Konya'da kendisine Mevlana Araştırma Ödülü takdim edilir. Me and Rumi, Ben ve Rumi adlı kitabıyla 2005 yılında İran İslam Cumhuriyeti Dünya Yılın Kitabı ödülünü alır. 2008 yılında İran'da kendisine Kültür Eserleri ve Zaferler Vakfı tarafından onur ödülü verilir. Aynı sene Beşeri Bilimler ve İslam Çalışmaları alanında 2. Uluslararası Farabi ödülüne layık görülür. 2010 yılında Çin'de Pekin Üniversitesi'nde Kenan Rifai İslam Araştırmaları Kürsüsü'nün kurulmasında eşi Sachiko Murata ile birlikte TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemal Nur Sargut'u destekler. Pekin Üniversitesi Beşeri Bilimler Enstitüsü Başkanı Tu Weiming, kürsünün enstitü bünyesinde kurulması için gerekli hazırlıkları yapar. 2012 yılında William Chittick ve eşi Sachiko Murata kürsüye profesör olarak atanırlar. TÜRKKAD tarafından kurulan kürsü, öncelikle Çin'deki Müslümanların İslam'la yeniden entelektüel bağlarını kurmasına yönelik olarak, Çin'de yaşanan İslam'da tasavvufun önemi, Çin'in yapısı, Çin'deki geleneksel entelektüel kimliğin mevcut durumla karşılaştırılması konusunda çalışmalarda bulunurlar. Müslüman Konfüçyüsçüler, İslam düşüncesinin temel meseleleri, İbnül Arabi ve Abdurrahman Cami gibi büyük mutasavvıfların bakışlarının incelendiği dersler verirler. Chittick bu çalışmaların önemini 31 Mayıs 2015 yılında İstanbul'da Kerim Vakfı ve TÜRKKAD İstanbul tarafından düzenlenen Rahmet Kapısı başlıklı Uluslararası Kenan Rifai Sempozyumunda şöyle ifade etmektedir. If Chinese Muslims today cannot grasp that the principles and most of the details of their ancestors' thought are drawn directly from sophisticated expressions of the Islamic vision written by great Muslim scholars, they will imagine that they must reject their own intellectual heritage. They will try to reinvent the Islamic vision on the basis of learning imported from the West and from the various politicized forms of Islam that dominate so much of contemporary discourse in the Middle East. It is the task of the Kenan Rifai Chair in China to remind Chinese Muslims of the rich resources for understanding the human situation that are already present in their own language. 2018 yılında William Chittick ve Sachiko Murata İstanbul'a gelerek Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Lisansüstü Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu'nda başlıca araştırma konularında dersler vermişlerdir. Chittick, İslam düşünce ve felsefesi üzerine 30'dan fazla kitap ve monografinin, 175'ten fazla makalenin yazarı, mütercimi ve editörüdür. Kitapları başta Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere Almanca, Rusça, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Urduca, Arnavutça, Boşnakça, Endonezce gibi birçok dilde yayınlanmıştır. William Chittick'in eserlerinde İbnül Arabi ve Mevlana düşüncesinin başta geldiği görülür. Bu bağlamda Abdurrahman Cami, Eftalüddin Kaşani, Saidüddin Fergani, Sadreddin Konevi, Şemsi Tebrizi, Iraki, Molla Sadra gibi birçok sufiyi incelemiş ve haklarında eserler vermiştir. Bunlar arasında son dönemde Reşidüddin Meybudi ve Ahmet Semani'nin eserleri üzerine yaptığı çalışmalar dikkat çekmektedir. Dikkat çekici bir diğer husus da 17. ve 19. yüzyıllar arasında yaşamış Liu Zi gibi Konfüçyüsçü Müslüman alimler hakkında yaptığı çalışmalardır. Eserlerinde aşk, bilgi ve varlık, akıl, ruh, beden,
teşbih ve tenzih anlayışı, tecelli, hayal gibi başlıca tasavvufi temaların yanı sıra gelenek-modernizm karşılaştırması, İslami düşünce yapısı, kozmos ve insan gibi İslam düşüncesine ait kavram ve konuları işlemektedir. Ayrıca Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Taoizm, Konfüçyanizm ile ilgili felsefi konular üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Çiti'ye çalışmalarında katkı sağlayanların başında doktora danışmanı ve daha sonra da hocası olan Seyit Hüseyin Nasr gelir. Bunun yanında Toshihiko Izutsu, Henry Corbin, Celaleddin Aşdiyani, Bediüzzaman Firuzanfer, Celaleddin Hümayi, Mehdi Muhakkik, Anne-Marie Schimmel ve Muhammed Hüseyin Tebetebai gibi isimlerle de aynı çalışma ortamında bulunarak onlardan istifade eder. Burada sayılması gereken isimlerden birisi de şüphesiz eşi Sachiko Murata'dır. Çiti'nin İslam geleneği anlayışı, entelektüel gelenek kavramı çerçevesinde oluştuğundan entelektüel kelimesine yüklediği mana da özel bir anlam kazanır. Eserlerinde bizzat tasavvuf geleneğini konuşturma yöntemini izler. Sufilerin eserlerinden çokça alıntılar yaparak onların düşünce ve bakış açılarını ön planda tutar. Çiti'ye göre bu bilgiye sahip kimseler ariflerdir. Marifet ehli bu entelektüel şahsiyetler kendilerinin kim olduklarının farkında, hakkı tanıyan ve ilmini ölüden ölüye nakil yoluyla değil, ölmeyen hayat sahibi olandan alan kimselerdir. İbnül Arabi bu entelektüel geleneğe açılan bir kapıdır. Bu entelektüellik marifete konu olan hakikate dairdir. William Çitik, yaşadığımız çağda insanın en temel vazifesinin kendisine unutturulduğunu söylemektedir. Tasavvuf, onun mesajıyla ilgilenenlere hitap ediyor. Bu soruya cevap bulabilmek için onlarca kitap ve makale yazdım. Eğer bu mesajı tek bir kelime olarak ifade edecek olsaydım, ona marifet, yani nefsini ve Allah'ı tanıma derdim. Nefsini bilen, Rabbini bilir. Tüm modern kurumlar, ki özellikle eğitim kurumları, nefsini tanımaya karşı muhalefet halindedir. Onun yerine insanları kendilerini unutmaya yönlendirmektedirler. Çünkü bu sayede insanlar topluma ve onun yarattığı akımın çerçevesine ve sürekli değişen kültüre rahatlıkla uyabilecektir. İnsanlar kendilerini tanımıyorlar ve modern bilimin ve felsefenin bunun için yapabileceği bir şey yok. Bu insanlar insanı anlamanın, uzmanların, felsefecilerin, psikologların, bilim adamlarının işi olduğunu düşünmektedirler. Onlara Allah'ın verdiği nefsini ve Rabbini bilme sorumluluğunu profesörlerin, medyanın ve yazarların ellerine teslim ediyorlar. İnsanlar en temel sorumlulukları olan kendilerini bilme sorumluluğunu kaybetmişler. Bu, modern dünyanın armağanları olan eğlencenin, sporun, internetin, ilaçların ve benzeri şeylerin desteklediği kendini unutma hali yeni dünyanın normali olmuştur. Modern zaman Müslümanları, atalarını ilgilendiren hayata ve ölüme dair meselelerden uzaklaşarak kendilerini İslami bilginin kaybolmasına neden olan ütopik siyasi hedeflere kaptırmışlardır. Tasavvufa dair Batı'da yapılan çalışmaların ne kadar başarılı olduğu sorusuna da net bir cevap bulunmamaktadır. Bazıları diğerlerinden daha başarılıdır. Elbette buradaki asıl soru neyde daha başarılı olduklarıdır. İran'da beraber çalıştığım büyük bir Mevlana uzmanı, geleneksel eğitim sisteminden geçerek kendisini güzel bir insan olarak yetiştirmiş. Bu kişi bir keresinde sınıfta bana genç profesörlerin detaylı ve kesin ilimlerinden ne kadar etkilendiğinden söz etmişti. Onlar kitaplar ve yazarları hakkında bilinebilecek ne varsa biliyorlardı. Öyle detaylar ki onun hocaları dahi bunları bilmiyordu. Tek sorunsa metnin ne dediğini anlamıyor olmalarıydı. Anatomi ya da ekonomi kitapları çalışmak gibi içindeki içeriğe karşı bağışıklık geliştiriyorlardı. Ben bunun batılı tasavvuf çalışmalarında da böyle olduğunu düşünüyorum. Sunulan muazzam miktarda yeni bilgi var, ancak pek çok durumda bu alimlerin yaşamlarına yansıyan bir hal ve duruş bulunmamaktadır. Çitik, eserlerinde dinin bilim diliyle anlaşılmasına da karşı çıkmıştır. Onun çalışmalarında İslam'ın içerden algılanışına tanık oluruz. Fıkıh, İslamiyet'in vücudu olarak adlandırılabilir. Yani Müslümanların gözlemlemesi gereken vücudi, fiziksel icraat ve aktiviteler.
Kelam, dar ve dogmatik terimlerle tanımlandırılmış İslam inancı hakkında müdafaacı bir pozisyon alır. Dinin akli yönünü açıklar. Yani Allah'a doğru yönelmek için insanların ihtiyaç duydukları temel fikirlerdir. Hazreti Mevlana'nın eserleri ise dinin özünün özünün özünü inceler. Yani onun en derin kalbi yönünü, meselelerin özünü ihtiva eden merkezini. Ki bu insan ruhundaki Allah'ın mevcudiyetinin ilmidir. Hazreti Mevlana en kamil dereceden bir farkındalıkla biliyordu ki insanın kalbi vücutsuz ve akılsız olamaz. Hazreti Mevlana'yı İslamiyet'ten ayrı görenler bir kalbi vücuttan burkarak söküp almış olurlar ve ortada sadece kurumuş bir et kitlesi kalır. William Chittick eserlerinde insan olma meselesi üzerinde durur ve daima güzel ahlaka gönderme yapar. Bizim insaniyetimiz Allah'ın suretleriyle yaratılmış olma gerçeğiyle tanımlanır. Anlasak da anlamasak da bu bizim dünyadaki durumumuzu tanımlayan bir hakikattir. Fakat özellikle günümüzde bağlı olduğumuz kurumlar bize hiçbir şekilde insanlığımızı iyileştirmeye yardımcı olamaz. Yaptığım çalışmalarda tasavvuf geleneğinin çeşitli boyutlarını ele aldım. Aklımda hep şu vardı: İnsanların kendisinin insanlık ikilemini çözmeleri için sorumluluklarının farkına vardırmak. Bu mesele düzgün bir insan olma meselesidir kesinlikle.